Efendim günaydın, kulis programıyla karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyenler, normalleşme midir, anormalleşme midir bilmiyorum. Allah'a emanet süreci midir onu da bilmiyorum ama bir süreç başladı dün itibariyle. Nasıl gelişti, nasıl oldu, dün neler yaşandı memlekette onların haberini elbette vereceğiz sizlere. Meclis bugün açılıyor uzun aradan sonra. Meclisin gündeminde de bazı yasalar var. Her ne kadar kamuoyunu çok fazla menfaatler açısından ilgilendirmiyorsa da elbette bakacağız. Neler var ama neler olması gerektiğini de konuşacağız. Yani uzun süredir tatil yapıyor, yok meclis çalışmıyor ve gelir gelmez meclis açılır açılmaz ele alacağı konular doğrudan bizim için gerekli olan konular mı? Onlara bakacağız elbette. Memlekete bakacağız, Diyarbakır'a gideceğiz değerli izleyenler. Baskılar malum haliniz birçok noktada artıyor. Hem CHP'li belediyeler üzerinde ya da muhalif belediyeler üzerinde baskılar hem de vatandaşların üzerinde olan baskılar giderek artan bir atmosferde. Bunları konuşacağız. Şehir hastanelerine bakacağız. Şehir hastanelerinin kira bedelleri inanılmaz rakamda. Elde edilen bilgilere göre rakam oldukça uçuk fakat hala ticari sır biliyorsunuz. Açıklamalar yapılmıyor. Ticari sır diyor. Bir kira neden ticari sır olur? Onu da şu ana kadar cevabını bulabilmiş değiliz. Yeni ekonomi paketi açıklanıyor bu arada ya da işte açıklanmak üzere falan. Ayrıntıları belli oldu. Ağırlıklı olarak kredilere boğuluyor piyasa. Daha doğrusu tüketin tüketebildiğiniz kadar sonra bakarız ödemesine noktasında bir politika anladığımız kadarıyla önümüzdeki sürece damgasını vuracak. Amerika yanıyor. Oldukça sıkıntılı bir süreç. İngiltere'ye de sıçramıştı. Orası da hoş bir süreçten geçmiyor şu ara. Ama Amerika oldukça kötü değerli izleyenler. Sokaklar birer savaş alanı adeta. Onlara da bakacağız. Gazetelerin manşetleri var. Cumhuriyet'in manşeti oldukça ilginç bugün. Zindaşti trafiği diyor. Örneğin hemen söyleyeyim size. Uyuşturucu kaçakçısını bırakan hakimin banka hesaplarında 966.670 liralık hareket saptanmış. Nedir, ne değildir? Elbette yargının işidir. Bakacak ama böyle bir haber var. Kopyala yapıştır gibi bir İddianame var gazetecilerle ilgili bildiğiniz gibi. Kopyala yapıştır iddianameleri biz geçmişte hatırlıyorsunuz. Biliyorsunuz Ergenekon sürecindeki o iddianamelerin nasıl hazırlandığını. Dejavu yaşıyor aslında ülke bir anlamda. Evet öncelikle bir düne... bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Davutoğlu'nun da açıklamaları var. Oldukça önemli açıklamalar. İktidara dönük sert eleştirileri var değerli izleyenler. Hani söylemleri bakımından Ali Babacan'ın bir parça daha önüne geçmiş gibi duruyor Davutoğlu ya da yarattığı etkiler adına. Bunları da konuşacağız. İşsizlik had safhada. Bununla ilgili de bir haberimiz olacak sizlerle paylaşacağımız. Ama öncelikle bir düne gidelim. Nasıl normalleşmişiz bir bakalım. Haberi vermeden önce hemen küçük bir not. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı 2,5 ay sonra ilk kez Ankara'ya dönüyor ve yoğun bir mesaiye başlaması planlanıyor. Bu arada Sayın Erdoğan için alınan önlemlerden birisi de şu. Bütün bakanlara test yapılacak. Covid-19 testi, korona testi yapılacakmış. Arkasından Milli Güvenlik Kurulu toplayacak bugün, daha sonra MYK'sını toplayacak ve kabineyi de daha sonra Perşembe günü sanıyorum toplayacak ve onları da başkanlık yapacak. Evet, nasıl normalleşmişiz, dün memleketin hali neymiş onlara bir bakalım. Salgın önlemleri bugünden itibaren gevşetildi. Yeni normalleşme süreci başladı. Uzun süredir kapalı olan iş yerleri, kafeler, restoranlar, kreşler açıldı. Dün gece sona eren 15 ildeki sokağa çıkma yasağı sonrasında caddelerde araç trafiği, sokaklarda yaya trafiği artış gösterdi. İstanbul'da yeni normalleşmenin ilk gününde trafik yoğunluğu dikkat çekiciydi. Metro ve metrobüslerinde kalabalık olduğu görüldü. İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimlerde minibüslerin kapasitesinin %50'si kadar yolcu alma kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Bir minibüste 7 olması gereken yolcu sayısı 35 çıktı. İstanbul İstiklal Caddesi'nde kafe ve restoranlar belli kurallar çerçevesinde açıldı. Giyim, kozmetik mağazaları ve diğer iş yerleri de bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Kapalı çarşı da bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıldı. Kamuda esnek çalışmanın sona ermesiyle memur kenti Ankara'da uzun bir aradan sonra ilk kez trafik yoğunluğu yaşandı. Antalya'da denize girmenin serbest bırakılmasıyla halk denize koştu.
Kocaeli'de kısıtlama sona erince terminal ve TEM otoyolunda yoğunluk oluştu. Yeni normalleşme süreciyle adliyeler de mesaiye başladı. Ara verilen duruşmalar 16 Haziran'dan itibaren yeniden yapılacak. Bugün itibarıyla vakit namazları da cemaatle kılınmaya başlandı. Camiye gelenlerin kendi seccadelerini getirmeleri, maske takıp sosyal mesafeye uymaları dikkat çekti. Evet, böyle bir normalleşme süreciyle dün merhaba dedik değerli izleyenler. Tabii bu otobüslere, metrobüslere falan baktığımızda ya da dolmuşlara insanlar öylesine üst üste ki yani akıl alır gibi değil. Herhalde bu da mücadelenin başka yönü. Biz çok fazla binelim bu otobüse, metrobüse, çok fazla sıkışalım, koronaya yer kalmasın mı diye düşünüyor insanlar. Onu da bilmiyorum. Evet, normalleştik mi bilmiyorum. Ya da erken midir, zamanda mıdır? Şimdi biz niye kapatmıştık? Yani toplu ulaşım, işte sokağa çıkma yasağı, evde bulunun diye ortada tüm dünyayı etkisi altına alan bir koronavirüsü vardı. Hala devam ediyor mu? Ediyor. Ediyor. Özellikle artarak devam ediyor. Özellikle Amerika kıtasında salgının yeni üssü oldu. İşte Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Brezilya, Peru, Şili, Meksika hepsinde artarak devam ediyor. Peki Türkiye'de vakalar tamamen ortadan kalktı mı? Hayır, kalkmadı. Bilim kurulu artık her normalleşmeye başlanabilir dedi mi? Şimdi buradaki kritik nokta o. Yani bilim kurulu ne söylüyor? Siyasi iktidar ne yapıyor? Biz baştan beri hep şunu söyledik. Dedik ki bu süreç siyasetçilerin bilim adamlarına, bilim insanlarına öncelik vermesi gereken bir süreç. Çünkü hiçbirimiz bu işin uzmanı değiliz ama bu işin uzmanları var. Bilgiye, bilime, veriye saygı duymamız lazım. Ve onlar çıktılar, toplumu bilgilendirdiler bu pandemi sürecinde. Neler yapılması, neler yapılmaması gerektiği hakkında bilgi verdiler. Ama AVM'lerin açılması konusunda bilim kurulu bir karar aldı mı bilmiyoruz. Ama bilim kurulundan bazı bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalar var. Bizim önceliğimiz bu değildi diye. Bu şu anda yaşamış olduğumuz 1 Haziran'dan itibaren, dünden itibaren yaşamış olduğumuz süreçle ilgili, normalleşmeyle ilgili de bilim insanları, bilim kurulu çıkıp da evet artık her şey normale dönebilir. Yani vaka sayısı 1000'in altına düştü. Bu da normaldir. Hala ölümler gerçekleşiyor ama bu da normaldir. Biz normal hayatımıza dönebiliriz dedi mi? Demedi. Siyasi iktidar diyor. Vatandaşımız da sanki her şey normale dönmüş, hastalık tamamen ortadan kalkmış gibi bir hava içinde. İşte az önce sizin vermiş olduğunuz görüntülerde de ortaya çıkıyor. 7 kişilik olması gereken minibüsten 35 kişi çıkıyor ki bildiğim kadarıyla bugün itibariyle %50 toplu taşıma araçlarındaki %50 olması gereken sınırlamayı da kaldırdılar. Uçaklar çalışıyor ve herhangi bir sosyal mesafe kuralına uymak gerekmeden çalışıyor. Yani umarım bu Türkiye için ikinci bir dalgayı getirmez. Evet, gelen ülkeler var. Umudumuz var. Yani uzak doğu şu anda ikinci dalgayla boğuşuyor. Komşumuz İran ikinci dalgayla boğuşuyor. Vaka sayısı tekrar yükselmeye başladı. Rusya aynı şekilde. Rusya aynı şekilde. Yani Türkiye'nin etrafındaki ya da Türkiye'nin yoğun ilişki içinde olduğu ülkelerde de durum çok parlak değil. Değil. Evet, bakalım, umuyoruz ve diliyoruz ki başımıza bir iş açmadan bu süreci geçiririz. Şimdi biraz şimdi siyasete bir bakalım. Aslında bu normalleşmenin ekonomiyle alakası çok yakın, çok sıkı. Onu ekonomi kısmını daha sonra konuşacağımız için o ilişkiyi daha sonra birlikte değerlendiririz. Şimdi bugün meclis açılıyor, uzun aradan sonra meclis açılıyor ama hangi konular var? Bir haberimiz var, onu bir izleyelim. Değerli izleyenler, meclis açılıyor dediğim gibi hangi konuları ele alacak? İlk anda nelere bakacak meclis? Bir haberimize bakalım, sonra konuşuruz ayrıntıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 78. birleşimini açıyorum. Koronavirüs salgını sebebiyle 17 Nisan'da tatile giren meclis salı günü çalışmalarına başlayacak. Meclisin gündeminde baro ve meslek odalarının yapısının değiştirilmesinden siyasi partiler yasasına dek pek çok konu gündeme gelecek. Meclisin ele alacağı ilk konulardan birisi de bekçilere yeni yetkiler veren düzenleme olacak. Binlerce kişinin hayatını, çok daha fazlasının işini kaybettiği bir dönemde AKP'den seçilen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, meclisin önemli bir gündemi olmadığı için açılmadığını söylemişti. Salı günü açılacak olan meclisin gündemi yine milyonların sorunları, beklentileri değil, saray rejiminin ihtiyaçları olacak.
Salgının da etkisiyle yükselen işsizlik, artan yoksulluk değil, çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifi mecliste görüşülecek ilk başlık olacak. Bekçilere araç durdurabilme, silah kullanabilme ve toplumsal olaylara müdahale edebilme yetkisi veren yasa tasarısı meclis gündeminde birinci sırada yer alacak. Saray rejiminin planladığı bir diğer öncelikli düzenleme ise çocukların istismarına yönelik örtülü af düzenlemesi olacak. Daha önce yapılan infaz düzenlemesinden tepkiler sebebiyle çıkarılan çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi halinde tecavüzcülere af getirecek olan düzenleme AKP ve MHP koalisyonu tarafından tekrar meclise sunulacak. Marketlerde, otobüsler. Evet, meclis bugün mesaiye başlıyor ve konularda haberimizde ifade ettiğimiz gibi STK'ların durumu, bekçiler ve siyasi partiler kanununda barajın düşürülmesi değil ama işte mevcut siyasi konjonktürde milletvekillerinin bir biçimde bağlanması ve yeni siyasi partilerin mecliste grup kurmamasına dönük çalışmalar. Gerçekten bizim gündemimiz bu mudur? Meclis bunun için mi toplanmalı? Ya da iki ay boyunca neden bu meclis kapalı kaldı? Önce oradan başlayalım. Peki, yani oradan başlayalım. Her şeyin açıldığı, hani meşhur sözle AVM'lerin açık olduğu bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalıydı. Ha. Ne için kapalıydı? İşte Mustafa Şentop dedi ki önemli bir mesele yok. Tüm dünya kırılıyor. Ekonomik krizde yakalanmış Türkiye. Bu pandemi salgına ve kriz bir buhrana dönüşmüş. İnsanlara diyorlar ki aman sokağa çıkma. Ama biz sana da bir şey veremeyeceğiz. Para da veremeyeceğiz. Yani sen nasıl geçinirsen geçin. Yani bütün bu süreç kaç ay sürecekse sürsün sana en fazla 1000 lira verebiliriz biz demişler. Günlük bir ailenin gıda ihtiyacını ya da temel ihtiyaçlarını karşılaması için 39 lira bedel biçilmiş. Böyle bir ortamda meclis başkanı Türkiye'nin önemli bir gündemi yok diyor. Bu şunu gösteriyor aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı halkın gündeminden tamamen kopmuş durumda. Kendi bir iç gündemleri var. İşte az önce siz bazı başlıklarını söylediniz. O iç gündeme hapsolmuş durumda. Kendi gündeminde vatandaşın ne var? İşsizlik var. Bırakın ama, eskiden ama yoksulluk falan diyorduk. Sadece artık açlık kendisi var. Değil, ülkeyi de hapsediyor bu gündeme. Tabii yani siyasi güç onda olduğu için vatandaşın sıkıntısını anlamayan ya da vatandaşın sıkıntısını görmek istemeyen bir bakış açısıyla kendi gündemine uygun bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Şimdi eğitimde çocukların Temmuz sonunda olması gereken sınavını hangi gerekçeyle Haziran sonuna aldılar? Turizm gerekçesiyle Haziran sonuna aldılar. Yani parayı çocukların o bir aylık sürede yapacakları çalışmaya, bütün eğitim hayatları boyunca yaptıkları hazırlığa ve psikolojik olarak zorlanmalarına tercih ettiler. Şimdi böyle bir anlayışla meclis niye kapandı? Meclisin aslında kapalı olmasının hiçbir ihtiyaç yoktu. Çünkü zaten sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalışıyordu. Bu sıkıntıyı yaşayan tek ülke biz değiliz. Bu sıkıntıyı yaşayan bütün ülkelerde de meclisler çalışmaya devam etti. Evet. Şimdi siz Türkiye'de işsizliği, yoksulluğu, açlığı ortadan kaldırabilecek ya da vatandaşa destek olabilecek önerileri, yasa tekliflerini mecliste tartışmak dururken bütün bunları bir kenara bırakıp bekçilik kanunu getirirseniz sivil toplum örgütlerinin, baroların, TMOB'un onların yapısını değiştirecek teklifler üzerine kafa yorarsanız ya da kendi sözcülerinin açıklamalarıyla yeni kurulan siyasi partilerle ilgili nasıl engellemeler yapabiliriz, nasıl yasaklar getirebiliriz üzerinden zihin jimnastiği yapıp meclisi bu konulara doğru yönlendirmeye çalışırsanız siz tamamen halkın gündeminden kopmuş olursunuz. Halkın gündeminden kopmuş olan iktidar fazla uzun sürmez, fazla yaşamaz. O iktidar bir şekilde sandık yoluyla değişir. Çünkü günlük hayatta insanlara ihtiyaç duyduğu şey 5 tane maskeydi. Bu maskeyi alabilen, aldım evet bana E-Devlet'ten mesaj geldi ve ben de gittim eczaneden bunu aldım. Hiç de bir sorun yaşamadım diyen neredeyse ben kimseye rastlamadım. Şimdi 5 tane maskeyi dağıtamamış bir iktidar var. İşi akıntıya bıraktılar. Vatandaşımız kendi başının çaresine bakar diye iş akıntıya bıraktılar. Ve vatandaşımızı bu zor zamanda kendi kaderiyle, kendi kaderine terk ettiler. Evet. Şimdi 5 maske dağıtama dediniz. 1. 3 Nisan Cuma itibariyle 1, 2, 3, 4, 5 tane mesaj benim telefonuma geldi. Biz bize yeteriz. Hı. Ama bir tek git maskeni al gelmedi. Diye gelmedi bana. Evet.
Ama 5 tane biz bize yeteriz. Bize yeteriz, bana da geliyor ama maske sürekli gelmiyor. Yani maskeyle ilgili sıkıntı devam ediyor. Evet. Hiç gelmedi. Sadece bana değil, yazıyor izleyicilerimiz. Bize de gelmedi, bize de gelmedi. Bize kime gitti bu maskeler onu da bilmiyoruz. Amerika'ya gitti, 55 ülkeye gitti galiba. Oralara falan dağıttıklarını biliyoruz. Şimdi, peki yani ülkenin gündemini kendi yarattığı gündeme, daha doğrusu kendi yarattığı gündeme ülkeyi sıkıştırdığını ifade ettiniz. Meclis bugün açıldı. Ne olmalıydı bugün meclisin gündeminde? Yani sizin diyelim CHP iktidar. Ne getirirdiniz bugün? İki şey olmalıydı. Bir tanesi 2 milyona yakın gencimizin sınavlarıyla ilgili, YKS sınavıyla ilgili bir düzenleme olmalıydı. Bu konu konuşulmalı. Araştırma önergeleriyle, soru önergeleriyle bunlar konuşulmalı, tartışılmalı. Ve meclis buna bir çözüm arayışına girmeliydi. Çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor ve bunun AKP'lisi, CHP'lisi falan yok. Toplumun bütün kesimleri ve bunlar bizim geleceğimiz. Bu gençler, bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu gençlerin resmen psikolojisini bozdular. İkincisi, şu anda içinde bulunmuş olduğumuz buhrana yönelik olarak buhrandan çıkış stratejisi ne olmalı? Ne yaparsak vatandaşın günlük hayatını bir nebze rahatlatırız. Bunun üzerine bir kanun teklifi ya da bunun üzerine meclisin tartışması gereken konular gelmeliydi. Bundan daha önemli bir şey yok şu anda Türkiye'de. Bu ikisini çözmediğiniz sürece bir tanesi doğrudan çocuklarımızla ilgili, bir diğeri de doğrudan kendi canımız, kendi cebimizle ilgili. Yani hiçbir gelirimiz olmadan, nasıl yaşayacağız? Bu mümkün değil. Şimdi burası gelişmiş ülkelerin çoğunda evde otur dendi ve o kişiye maaş ödendi. Doğru. Çıkma, çünkü çıktığın zaman hastalık artacak. Onun için sen evde otur. Gerekiyorsa ben para basarım ve sana bu gelirini sağlarım dendi. İş yeri kiraları. Kiranın %80'ini biz karşılarız dendi. Özellikle küçük orta boy işletmeler konusunda ya da perakende sektöründe faaliyet gösteren yerler konusunda. Şimdi düşünün, siz kahvehane sahibisiniz. Yanınızda iki kişi çalışıyor. Onlar da zaten kayıt dışı. Dolayısıyla siz onları işten çıkardığınız zaman kısa çalışma ödeneğiydi ya da 1.000 liraydı, onu da alamayacaklar. Zaten günlük yerliğiyle çalışıyorlar. Bir kere açlığa mahkum ediyorsunuz. Kahvehane sahibine de diyorsunuz ki kahvehaneyi kapat. O da zaten günlük çalışıyor. Ama kiran çalışmaya devam etsin. Sen evde otur, kiran çalışmaya devam etsin. Senin de hiçbir gelirin olmasın. Biz şöyle ilginç durumlarla karşılaştık bu 2-3 aylık süre içinde. Bir belediye başkanımızla konuşuyorum İstanbul'da. Uzun yıllar parti örgütünde çalışmış, önemli görevler almış bir arkadaşımız bu seçimde belediye başkanı seçildi. Dedi ki, çok iyi tanıdığım bir esnaf, yılların esnafı. Aradı, biraz hal hatır sordu. Ondan sonra dedi ki, sayın başkanım, gıda kolisi bize de gönderir misiniz? O esnafın gıda kolisine ihtiyacı olduğu benim aklıma hiçbir şekilde gelmezdi. Onun da ihtiyacı yoktu zaten. Ama bu salgın sürecinde daha önce de durumu daha iyi olan, hali vakti yerinde olan insanların bir anda ekonomik olarak büyük bir zorluğa düştüğünü gördük. Şimdi böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Her şey değişti. Zaten daha önceden yoksulluk çeken insanlar açlıkla terbiye edilmeye başladı. Açlıkla mücadele etmeye başladı. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şey önce vatandaşımızı yaşatmak. Önce vatandaşımızın daha iyi koşullar altında olmasını temin etmek. Ondan sonra siyasetin gerektirdiği ya da iktidarın hırslarının gerektirdiği kanun maddeleri varsa onlar bekleyebilir. Onlar meclise gelebilir. Artı bunun için meclisi niye kapattık biz? Meclisi kapatmamız gerekmiyordu. Oturup pekala bunları konuşup tartışıp zamana yayarak daha rahat bir tartışma ortamında bir çıkış stratejisi izlenebilirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, hani derler ya, Cumhuriyet Halk Partisi eleştirir. Evet. Ama çözüm önerisi sunmaz. Şimdi genel başkanımız çıktı, buhrandan çıkışla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerini söyledi. 16 maddeyi dedi. 16 maddeyi söyledi. 2018 Ağustos'unda, yani bu kur krizi patlayıp da ülke ekonomik krize girdikten hemen sonra da ekonomik krizden çıkışla ilgili 13 madde ortaya koymuştu. Ve bunları yapın, meclise getirin, gerekiyorsa biz size destek verelim. Hani parlamento çoğunluğunuz var ama ihtiyaç olursa da biz size destek verelim dendi. Şimdi Türkiye'nin tamamına kucaklayan, tamamına bakan yoksulu, emekçiyi bu krizde en çok etkilenecek kesimleri koruyacak işleri yapmak bizlerin görevi. Öncelikle iktidarın görevi ama iktidar bu görevini yerine getirmiyor. İktidar bunları yapmak yerine İktidar başka işlerle meşgul. İktidar işte bu pandemi sürecinde ihale yapalım, Kanal İstanbul'la ilgili bazı şeyleri göz ardı, gözden kaçıralım gibi işler peşinde. Ya da iktidar kendi gündemini devam ettirecek, kendi gündemi, yani kendi çıkarlarıyla ilgili, işte atıyorum Fahrettin Altun bu arada araziyi ucuza kiralayıp oraya bir şeyler yapma peşinde. Böyle bir şeyleri var, böyle bir gündemleri var. Halkın gündeminden kopmuş bir Adalet ve Kalkınma Partisi,
halkın gündeminden kopmuş bir iktidar var. Onun için bu iktidarın halkın gündemiyle yan yana gelen, paralel şekilde yürüyen bir gündeme dönüşmediği sürece ne mecliste yapılacak olan çalışma istenilen sonucu verir, ne de zaten mecliste çalışma yapmak yerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle işte bir gecede gümrük vergisi koyabiliyorlar, evet, indirebiliyorlar, çıkarabiliyorlar. Bir gecede altına, dövize, bazı bonolara vergi koyabiliyorlar. Sermaye kontrolleri anlamına gelebilecek işlemler yapabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'yi daha bilinmez bir noktaya doğru götürüyorlar. Şimdi dün Gezi'nin 7. yılıydı ve daha doğrusu Ethem Sarıtuğlu'nun öldürülmesinin 7. yıl dönümüydü ve Güven Park'ta ailesi, yakınları, arkadaşları bir araya geldiler ve bir anma gerçekleştirmek istediler. Anma gerçekleştirmek istediler değerli izleyenler ama anma gerçekleşemedi, gözaltılar gerçekleşti. Haberimize bir bakalım. Gezi direnişi sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük, 7. ölüm yıl dönümünde hayatını kaybettiği yer olan Ankara Kızılay Meydanı'ndaki Güven Park'ta anılmak istendi. Kitle örgütleri ve siyasi partiler tarafından yapılmak istenen anmaya polis ekipleri izin vermedi. Anma etkinliğine katılan kitleye alana pankart ve flamaların alınmayacağı gerekçesiyle müdahale edildi. Polisin müdahalesinin ardından 20'nin üzerinde kişi gözaltına alındı. Öte yandan anma etkinliğine Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük de katıldı. Yani sorulacak soru yok. Söyleyecek söz belki siz bulursunuz. Bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı çalışıyor. Şimdi normal koşullar altında niye gösteri yapıyorsunuz deme hakları yok. Anayasal hak. Evet. Niye anma yapıyorsunuz deme hakları yok. Anayasal hak. Şunu söyleme hakları var. Arkadaşlar sosyal mesafeyi koruyalım. Çünkü bir pandemi sürecindeyiz. Sizin canınız için de, diğer yurttaşlarımızın canı için de ne söyleyecekseniz söyleyin, anmanızı yapın. Biz buna saygı duyuyoruz ama sosyal mesafeyi koruyalım. Bunu zaten aklına getiren yok. Bunu aklına getiren yok. Şimdi bu ülkede öyle bir hale geldik ki Ethem Sarısülük neden öldürüldü? Ethem Sarısülük'ün öldürüldüğü koşullar nasıl oluştu? Bunu tartışmak yasak. Ama Ethem Sarısülük'ü anmak, anmak isteyenlere İstediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. İstediğiniz muameleyi yapabiliyorsunuz. Ya da bunu gündeme getirmek isteyen insanlara istediğiniz muameleyi yapabiliyorsunuz. Kayyum atamak serbest. İstediğiniz yere kayyum atıyorsunuz. Seçimlerin üzerinden daha bir seneden biraz fazla zaman geçti. İşte HDP'li belediyelere doldu. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde doldu. Kayyum atamak serbest. Kayyumları niye atadınız diye soranlara yasaklamalar ya da onları tutuklamalar serbest. Şimdi böyle bir durum içindeyiz. Neden bu ülkede parlamenter sistem demokratik bir şekilde işlemiyor? Neden bu ülkede darbecilerin getirmiş olduğu %10 barajı kaldırılmıyor diye sorduğunuz zaman önünüze yasaklar getiriyorlar. Yeni yasaklar getiriyorlar. Yani bu %10 barajını iktidar kendisi istediği gibi kullanabiliyor. İstediği gibi bunu savunabiliyor. Bundan istediği çıkarı, istediği faydayı sağlayabiliyor. Ama barajı ya da sistemin, siyasi partiler kanununun, parlamenter sistemin, yani siyasi partiler üzerinden milletvekillerinin daha fazla temsilinin parlamentoda olmasını gerektiğiniz zaman yasaklarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi aslında hani az önce dedik ya, halkın gündeminden kopmuş bir iktidar var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en sevdiği kavramlardan bir tanesi millet iradesi. Evet. Mecliste 2002 yılından itibaren uzun zaman, 31 Mart seçimlerine kadar, yerel seçimlere kadar diyordunuz ki şurada yolsuzluk var. Millet iradesi kardeşim diyordu. Yolsuzluk varsa vatandaş niye oy verdi? Şimdi bu ikisi birbiriyle bağlantılı şeyler değil. Birisi yargının konusu, birisi demokratik sistemin konusu. Ama birleştirerek bunu bir kapatma yoluna gidiyorlardı. 31 Mart'tan sonra biz millet iradesi lafını duymuyoruz Adalet ve Kalkınma Partililerden. 23 Haziran'dan sonra zinhar. Kesinlikle onu telaffuz etmiyorlar. Şimdi 2002 yılında iktidara geldiniz. Bir seçim yapıldı. O seçimden çıktınız. Sonra başka seçimler yapıldı. Bu seçimlerin meşruiyetini sorgulayan olmadı. Dediler ki evet siz
siyasi partiler. Siz seçildiniz, buyurun ülkeyi yönetin. Ama yönetirken şu hassasiyetlere dikkat edin. Toplumun bu sorunlarına eğilin. Onları yapmadıkları gibi sürekli milli irade kavramını demokrasinin kılıcı gibi diğer siyasi partilerin kafasına vurmak için kullandılar. Peki ne oldu? Millet iradesi şimdiye kadar sizin istediğiniz gibi tecelli ediyordu. Artık 31 Mart'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diyelim muhalefet partilerinin lehine tecelli etmeye başladı. Kendi lehlerine olan, yani sandıktan kendileri çıktığı zaman her şey iyiydi. Sandıktan onların istemediği bir sonuç çıkınca, vatandaşın istediği, arzusu olan ana muhalefet partisinin adayları çıkınca bu sefer millet iradesinden de soğumaya başladılar. Sandıktan korkan bir hale geldiler İsmail Bey. Sandıktan korkan bir hale geldiler. Hangi akıl yeni seçilmiş belediye başkanına herhangi bir şekilde yargı kararı olmadan görevden el çektirir? Ya da mevcut bir belediye başkanıyla uğraşır? Kars Belediye Başkanı'yla uğraşıyorlar. Uzun zamandır uğraşıyorlar. Hı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kaynaklarını kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu da tüm toplum görüyor. İşte İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye meclisinde grup başkanı Esenler Belediye Başkanı, evet, Tevfik Göksu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşa daha iyi hizmet edebilsin, yardım edebilsin diye borçlanma talebini engelliyorlar. Ama kendi belediyelerinde istedikleri kadar borçlanabiliyorlar. Kendi meclis çoğunluğu olduğu için. Ya da belediye meclislerindeki başkanlık yöntemini, yani meclisi kimin yöneteceğiyle ilgili yasal düzenleme yapmaya niyetlendiklerine dönük şeyler geliyor, bilgiler geliyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi sadece milletin, vatandaşın gündeminden kopmadı. Aynı zamanda millet iradesi kavramıyla da arasına mesafe koydu. Yani sosyal mesafeyi orada koydu. Gösteri yapanlara sosyal mesafeyi koruyarak gösteri yapabilirsiniz demiyorlar belki ama kendileri milli iradeyle aralarına bir sosyal mesafe koydular. Sandıktan çıkan sonuçlar hoşlarına gitmediği için sandıktan çıkan sonuçları etrafından dolanacak ya da oradaki gücü, orada oluşan vatandaş iradesini zedeleyecek, ortadan kaldırmaya çalışacak işler yapmaya başladılar ki bu iktidar Türkiye'de bundan önceki iktidarlarda da yaşandı. Sandıkla uğraşmaya başladığınız andan itibaren, seçim çevresini değiştirmeye kalktığınız andan itibaren ya da siyasi partilerin önüne engeller koymaya başladığınız andan itibaren, yani oyun başladıktan sonra oyunun kuralını değiştirmeye çalıştığınız andan itibaren vatandaş sandığıma dokunma der. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde ne olduysa, yani 14 bin oy fark yetmez dediler ya, evet, 800 küsur bin oy geldi, fark geldi. Aynı şeyi yapar. Şu anda bunu görüyorlar. Bunu gördükleri için de panikteler. Açıkçası yaptıkları birçok şey birbiriyle tutarlı olmayan, birbiriyle sorunlu olan. Hatırlayın, uzun zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nde tek kişi konuştu. Evet. Hala tek kişi konuşuyor. Artık konuşan başkaları da var. Konuşanlar ya birbirleriyle çelişki içindeler ya da konuşan o tek kişiyle çelişki içindeler. Bu son zamanlarda özellikle bunu birçok örneğini gördük. Çok fazla görüyoruz. Biraz önce sizin söylediğinize bir örnek var. Sayın Davutoğlu bu aralar oldukça fazla konuşuyor. Yani fazla konuşuyor derken oldukça detaylı konuşuyor. Elbette konuşacak. Ne söylediğine bir bakalım. Son söylediklerine, tabii, üzerinden devam edelim. Evet, Davutoğlu'na bir bakalım neler söylemiş. Nemeleri yapmaktır. Yoksa sadece siz evde kalın. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu haftalık olağan değerlendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İktidar 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecini başlattığını ilan etti. Normalleşme sürecinin 1 Haziran itibariyle başlatıldığına dikkat çeken Davutoğlu, iktidarın normalleşmeden anladığıyla halkın beklediği normalleşme arasında uçurum olduğunu söyledi. Uzun yıllar sonra iktidarın bir salgın hastalık sebebiyle bile olsa ilk kez normalleşmeden bahsetmesi bizleri memnun etti. Hal böyle olunca iktidarın normalleşmesiyle ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu normalleşme arasında büyük bir uçurum oluşmuş durumdadır. Biz elbette ülkemizin hızla her alanda normalleşmesini istiyoruz. Ancak iktidarın normalleşmeden anladığıyla milletimizin normalleşmeden bekledikleri arasında büyük bir uçurum bulunuyor. Bu büyük uçurumun ismi demokrasidir. Adalettir, özgürlüktür, hukuk devletidir, şeffaflıktır, yolsuzlukların durmasıdır, adam kayırmacılığının bitmesidir, refahın adil bir şekilde bölüşülmesidir, ekonomide işlerin rayına oturtulmasıdır ve hepsinden önemlisi her bir insanımızın haklarına, onuruna saygı duyulmasıdır. Davutoğlu, Türkiye'de siyasi ve hukuki kriz yaşandığı için ekonomik krizin de yaşandığını dile getirdi. Bugün Türkiye'de
bir ekonomik kriz yaşadığımız için siyasal kriz yaşamıyoruz. Tam tersine bir siyasal kriz, hukuk krizi, adalet krizi ve en önemlisi yönetim krizi yaşadığımız için ekonomik kriz yaşıyoruz. Hukukun keyfileştiği, adaletin olmadığı, özgürlüklerin baskı altına alındığı ve demokrasinin işlemediği ülkelerde ekonomik ve sosyal krizlerde mukadder oluyor. Ne yazık ki ülkemizde, aziz Türkiye'mizde de yaşadığımız budur. Şimdi son cümleleri, yani diğer cümleler de önemli değil mi? Son cümleleri hukukun olmadığı, adaletin olmadığı vesaire. Bunu söyleyen de sıradan bir insan değil. Yani bu partinin kurucular kurulunda olmuş, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, parti genel başkanlığı yapmış birisinin eleştirileri bunlar. Yani sıradan birisi değil. Şimdi Davutoğlu'nun geldiği nokta ilginç bir nokta tabii ki. Ama söyledikleri çok daha ilginç. Buradan hareketle Sayın Davutoğlu'nun geldiği yeri nasıl tanımlarız? Ya da şöyle sorayım, Sayın Davutoğlu noktasında özelleştirmeyelim. AKP'nin bu siyasetinin insanları ne kadar soğuttuğundan, küstürdüğünden ve uzaklaştırdığından söz edelim. Şimdi biz tek adam rejimi diyoruz. Evet. Saray diyoruz. Bir hanedan var ortada diyoruz. Yani işte damadın en güçlü bakanlardan birisi olduğu bakanlar kurulunda. Gerçi onlar artık Cumhurbaşkanlığı kabinesi diyorlar. Şimdi bir aile yönetimi olduğundan bahsediyoruz. Ailenin bütün fertleri bir yerlerde. Evet. Şimdi bunu biz bugün söylemiyoruz. Bunu biz uzun zamandır söylüyoruz. Çünkü uzun zamandır var bu. Güzel olan taraf şu. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde siyaset yapmış. Önemli görevler almış. Daha sonra yapılan yanlışlıkları görmüş, ayrılmış ve bugün itibariyle söyledikleri şeylerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun zamandan beri söylediği şeyler neredeyse birbirine yakınlaşmış. Ve haklılığı bir biçimde teslim edilmiş. Şeffaflıktan bahsediliyor. Evet. Şimdi şeffaflıkla ilgili biz kalkıp da Ahmet Davutoğlu ya da başka bir siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde geçmişte bulunmuş, önemli görevler almış bir siyasetçi söylüyor diye bu yanlıştır diyebilir miyiz? Biz bütün siyasi ömrü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeffaf olması gerektiğini, liyakatin devlette hakim olması gerektiğini savunmakla geçti. Şimdi öbür taraftan adaletten bahsediliyor. Şimdi adalet yürüyüşü yaptık. Sayın Genel Başkanımız, parti örgütlerimiz, milletvekillerimiz, benim iki tane tırnağım eksik. 450 kilometre yakın Ankara'dan İstanbul'a yürüdük. 434. Şimdi biz bu Ankara asfaltına hasret olduğumuz için yürümedik ki. Bu ülkede ağır bir adalet eksikliği olduğu için, adaletsizlik diz boyu olduğu için yürüdük. Şu anda Türkiye'de ekonomi ağır bir şekilde ülkenin gündeminde, adaletsizlik ve aynı zamanda milli eğitim de Türkiye'nin gündeminde. Şimdi birçok yerde savrulan bir iktidar var, yönetemiyorlar. Şimdi şunu görmeleri lazım. Beraber yol yürüdünüz. Uzun zaman yol yürüdünüz. Önemli görevler yaptı bu siyasetçiler. Ve ondan sonra döndüler, dediler ki burada bir yanlışlık oluyor ve biz bu yanlışlığı engelleyemiyoruz. Bizim yolumuzu ayırmamız gerekiyor. Ve yollarını ayırdılar. Şimdi İsmail Bey, Türkiye siyasi tarihinde 18 yıl boyunca tek başına iktidar olmuş, bir başkanlık sistemi getirmiş, kararnameyle istediğini yapmış, istediğini yönetmiş ve bu arada kendi içinden iki parti ayrılmış, başka bir siyasi örnek yok. Yok. Şimdi bu olağanüstü bir durum. Bu olağanüstü durumu yerli yerine koymadan, doğru anlamadan, doğru analiz etmeden konuşursak eksik yapmış oluruz. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun söylediği önemli şeylerden bir tanesi de şu. Ülkede siyasi kriz vardı. Bu siyasi kriz ekonomik krizi getirdi. Yani ekonomik kriz olduğu için siyasi kriz değil. Biri diğerinin ardılığı. Şimdi bu tespitler, bunlar konuşulması gereken şeyler. Bunları daha önce sadece Cumhuriyet Halk Partisi söylediğinde, ya işte bu Cumhuriyet Halk Partililer muhalifler, dolayısıyla onlar eleştiriyor diye bakabiliyordu toplumun bir kesimi. Şimdi geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ile sorun yaşayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi yaptıkları uygulamaları eleştirdiği kişiler dönüp bunları söylüyor. Şimdi toplumun geniş kesimlerine daha fazla ağızdan yanlışlıkları ifade etmeye çalışan bir ortam var. Şimdi bunu doğru okumak lazım. Bunu doğru okuduğumuz zaman görünen şey şu. İktidar elindeki parlamentodaki ortağıyla beraber sağlamış olduğu sayısal çoğunluğu ve son Cumhurbaşkanlığı seçiminde almış olduğu %52 oyu koruyacak bir strateji izlemeye çalışıyor. Ama bu strateji başarılı değil. Çünkü koruyamıyor. Şu anda işte birçok sorundan bahsediyoruz. %52 oy almış bir başkanın
Özgüveniyle davranmıyor Erdoğan. Ne yapıyor? Özgüveniyle davransa darbe tartışmasını açar mı? Az önce siz başlangıçta verdiniz. 2,5 ay sonra ilk defa Ankara'ya geliyor. Evet. Madem darbe tehlikesi var, niye Ankara'da değilsin? Şimdi böyle bir şey olur mu? Darbe tehlikesi var demek bir cumhurbaşkanının ağzından dönüp dış dünyaya bizim burada işler iyi gitmiyor. Aman buraya gelip yatırım falan yapmayın. Çünkü burası istikrarsız demektir. Bunu itiraf etmektir. Ki öyle bir tehlike falan yok. Sonra döndü Süleyman Soylu dedi ki kim yapacak kardeşim darbeyi dedi. Şimdi bunu herhalde bugün Bakanlar Kurulu'nda konuşurlar. Ya da Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşurlar. Yani darbeyi kim yapacak? Bu tartışmayı niye açıyorsunuz? Böyle bir tartışma gündemi de yok. Sonra döndüler kendileri dediler ki böyle bir şey yok Türkiye'nin. Böyle bir gündemi yok. Peki tartışmayı açan sizsiniz. Sırf Cumhuriyet Halk Partilileri suçlamak için, saldırmak için kendi tabanınızı Cumhuriyet Halk Partililerin üzerinden konsolide etme çabasıyla tartışmaya çalışan sizsiniz. Sonra dönüp kapatmaya çalışan sizsiniz. Tutmuyor artık. Dikiş tutmuyor. Şimdi bunları yerli yerine koymak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanında bir erime var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında da bir erime var. Şimdi vatandaş sizce şeyi görmüyor mu? Yani manava gittiği zaman mevsiminde olan bir meyvenin fiyatının 20 lira 25 lira olmasının ne anlama geldiğini vatandaş anlamıyor mu? Ya da pazara gittiği zaman orada karşılaşmış olduğu fiyatlarla kendi cebindeki paranın artışının doğru orantılı gitmediğini anlamıyor mu? Şimdi bunun üzerinden giden kendi tabanlarında bir erime var. Ha, herkes bunun farkına varmış durumda mı? Hayır, herkes farkına varmış durumda değil. Aşama aşama insanlar meselenin ne kadar kritik bir hale geldiğini fark ediyorlar. Evet. Şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik ama herkesin bunun farkına varmadığını sordunuz biraz evet. önce. Ve cevabını da aslında siz de verdiniz. Varma dediniz. Şimdi bir videomuz var, bir görüntü. Bir sokak röportajı aslında bu. Arkadaşlarımız hazır. Onu versinler. Değerli izleyenler, bir hanımefendi mikrofon uzatmışlar. Sokak röportajı, soruyorlar işte nedir, ne değildir diye. Anlatmaya başlıyor. Lütfen iyi dinleyin. Lütfen gerçekten iyi dinleyin. Sayın Salıcı'nın ne demek istediğini çok daha net anlayacaksınız o zaman. Evet, verelim arkadaşlar o videoyu. İnsanları görüyorsunuz, ekmeği zor buluyorlar. İşte bak bu saat olmuş, işten geliyorum. Olası bir erken seçimde sizin tercihiniz ne olur? Benim tercihim ne olur? Benim tercihim sadece sistem olur. Bir maskeyi bile zor alabiliyoruz. Bir TL ama şu anda öyle bir şey yok. Kredileri var, yatırım şeyleri var, alışverişleri var, şusu var, busu var. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum, açık bez alıyorum, tane tane. Ucuz bez arıyorum, çocuğuma ucuz bez arıyorum. Bir yaşında bebeğim var, ucuz bez arıyorum. Yani bunun ötesi var mı? Yok. Siz hangi partiyi desteklersiniz? AK Parti tabii ki. AK Parti? Tabii ki. Yani kesinlikle AK Parti. Neden diyecek olursanız, yani insanı sevmeyebilirsin, şahsı sevmeyebilirsin ama yaptıklarına bakılırsa dört dörtlük. En iyisi bu. En iyisi varsa herkes gelsin söylesin, ona verelim. Kılıçdaroğlu mu yönetecek? Biraz zor. Adam kahve ağzıyla konuşuyor. Ben hiç doğalgazı açmadığım halde 280 milyon doğalgaz parası ödemişim. 280 milyon bir aileye az çok değil mi? Siyaset bilimiyle açıklayamadım. Sosyal bilimle açıklayamadım. Siz nasıl açıklarsınız bilmiyorum. Şimdi şöyle... hanımefendinin yakınmalarının tamamı vatandaşın günlük gündemiyle alakalı. Evet. Günlük yaşadığı sıkıntılarla alakalı. Sonra dönüp kime oy verirsiniz diye sorulduğunda tekrardan ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veririm dediğinde ister istemez insan gülümsüyor. Çünkü yaşamış olduğu sorunların tamamının müsebbibi olan partiye dönüp tekrardan oy vereceğini söylüyor. Anlaşılan o ki sorunları yaşamış ama bu sorunları yaşamasının, yani bu sorunları yaratan kimdi? Bu 18 yıldan beri bu sorunları benim başıma kim açtı? Dan bir siyasi sonuca henüz ulaşmamış. Bize düşen görev şu. Az önce söyledik ya, vatandaşımız bir erime var ama kitlesel bir kopuş yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları evet, düşüyor. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları düşüyor. Ama yarısı bir anda bir yerden başka bir yere gitmiyor. Buradaki vatandaşlarımızın, yani AKP'ye ve MHP'ye oy veren vatandaşlarımızın bir kısmı hala dişini sıkıyor. Acaba bir farklılık olur mu?
kendisini mevcut oy verdiği partiye çok fazla angaje etmiş. Bir gönül bağı kurmuş, onların yanlış yapabileceklerine ihtimal vermiyor. Şimdi bizim yapmamız gereken şey, bunun bir gönül rızasıyla, bir gönül bağıyla falan olmadığı, yapmış oldukları uygulamalarla aslında fakiri, emekçiyi, yoksulu, mağduru tercih etmedikleri ama 5 tane müteahhidi tercih ettiklerini anlatmak. Evet. Bu bir siyasi tercihin sonucu. Adalet ve Kalkınma Partisi sınıfsal duruşuna uygun bir iş yapıyor. Vatan, bizim de yapmamız gereken şey, o Marx'ın yaralı bilinç dediği, false consciousness dediği, yani sen emekçisin ama durduğun yerin çıkarına uygun neyin olması gerektiği konusunda henüz yeterince kararını vermemişsin. Bizim yapmamız gereken şey o vatandaşımızın bu şekilde düşünmesi için gereken ikna yöntemini kullanmak. Evet. Yani sorunları tespit etmiş ama sorunlarında o sorunlardan çıkartacak siyasi sonucu henüz ulaşamamış. Evet. O ikinci aşama. Umuyoruz kısa sürede bu hanımefendi ve onun gibi düşünen vatandaşlarımız o sonuca ulaşırlar. Şimdi bizden ayrılmıyorsunuz. Geleceğiz tekrar. İkinci bölümümüz var. Konuşacağımız epey bir başlık var değerli izleyenler. Gerçekleri anlatıyoruz. Başka bir şey değil. Görüşmek dileğiyle. Efendim tekrar merhaba. Kulis programının ikinci bölümünde birlikteyiz ve Oğuz Kağan Salıcı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı stüdyo konuğumuz, gündemi kendisiyle birlikte değerlendirmeye gayret ediyoruz. Son dakikaları da sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyenler. Bu arada bir son dakika gelişmesi var, bir karar var. Hamile vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir karar değerli izleyenler. Oldukça önemli ve bana göre olumlu bir karar. O da şu. Hamile vatandaşlarımız, yani gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Evet, tekrarlıyorum. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Bu süreçte önemli ve doğru kararlardan birisi olarak geldi. Şimdi değerli izleyenler, bu bölümde ekonomiye bakacağız. Başlıklar oldukça ilginç. Çünkü yeni bir ekonomi paketi gündemde. Bilmem kaç tanesi zaten artık sayamadık, unuttuk. Bu ihale kanunu değişiyor ya, 250 midir, 260, ona geldi. Bu pakette aynı bu şekilde, sayı daha az tabii ama sürekli bir paket açılıyor. Fakat o paketlerde hiçbir biçimde vatandaşın derdine çare olmuyor. Olmuyor ki sürekli paket açıklanıyor. Zaten o açıklanan paketlerin derde çare olmadığının en açık kanıtı sürekli bir paket açıklanması. Yeni bir paket geliyor. Onların ayrıntılarına bakacağız. Ama ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir uyarısı oldu değerli izleyenler. Tüm kamuya dönük bir uyarıydı bu. Söylediğinin özü şuydu. Haberimizi vereceğiz zaten ama söylediğin özü şu. Cumhuriyet Halk Partililer sokağa çekilmek isteniyor dedi ve bunun gerekçelerini de açıkladı, altını doldurdu. Bakalım ne demiş. Bir dizi reform sürecini de başlatmak zorundadır. Kılıçdaroğlu, iktidar partisi içinden çıkan Deva ve Gelecek Partilerinin seçime girmesinin engellenmeye çalışıldığını ve bunun demokrasiye karşı kumpas olduğunu belirterek, bu kumpası bozmak da boynumuzun borcudur dedi. AKP iktidarının gitmesinin kaçınılmaz olduğunu ve bunun farkında olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bir iktidar gidici olduğunu görüp gitmemenin yollarını hukukun, demokrasinin dışına çıkarma arayışına başladıysa bu demokrasiye zarar verir. Erdoğan gidiyor. Erdoğan, demokrasi, ekonomi, siyasal ahlak, israf açılarından ülkemize bir yüktür. Bunu görüyor. Yerinde nasıl kalabileceği arayışı içinde. Ama bu arayışlar onun istediği sonucu vermez. Halk Erdoğan'ı daha yakından görmeye başladı diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına... CHP lideri Kılıçdaroğlu son dönemde CHP'lileri sokağa dökme planları yapıldığını belirterek, baskıcı bir yönetim anlayışıyla herkesi susturmanın arayışı içindeler. Bu arayışı gerekçelendirmek için de CHP sokağa çıktı, anarşiden, terörden yana söylemlerine yöneldiler. Böylece daha baskıcı yönetimle önce olağanüstü hal ilan edip sonra da kimsenin itiraz edemeyeceği bir yönetim arzuları var. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, siyasi partiler yasasında yapılması planlanan değişiklikle ilgili de görüşlerini aktararak bu konudaki önerilerini şöyle sıraladı. %10 seçim barajını ya kaldıralım ya da makul düzeye indirelim. %10 barajı bizden başka hiçbir ülkede uygulanmıyor. Artık 7 mi, 5 mi, 3 mü, 1 mi ama mutlaka indirilmeli. Milletvekili adayını parti liderleri belirlememeli.
Adayları millet belirlemeli. Evet, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bunu bir süredir söylüyor. Cumhuriyet Halk Partililer sokağa dökülmek istemiyor diye. Bunun da değişik örneklerini zaten görüyoruz. Yani bir baskı CHP'li özellikle üyelere dönük. İşte yani çabella çalınıyor minarelerde. Çalanı değil, Twitter'da yayınlayıp ya müftülük bir cevabın var mı diye soranlar gözaltına alıyor. Tahliyesi gerçekleşti gerçi arkadaşımız Banu Öztürk. Bunun örneklerini görmek mümkün. En son Eren Yıldırım gerçeği yaşadık mesela Adana'da. Eren Yıldırım olayını da izleyicilerimiz hatırlayacak. Adana'da ailesiyle beraber kaymakamlığın önünden geçerken bir kamyon görüyor, yardım kamyonu. Oradan bir takım paketlerin ya da kolilerin indirilip başka araçlara yüklendiğini fark ediyor ve gidiyor. Diyor ki ne oluyor? Bu nereye gidiyor? Çünkü kendisi de AFAD'da AFAD değil. Vefa organizasyonunda gönüllü çalışıyor. Eğer böyle bir şey olsa zaten vefa eliyle dağıtılması gerektiğini düşünüp soruyor. Ne oluyor, nereye gidiyor diye. Ondan sonraki olayları görüyoruz, hatırlayacaksın zaten. Sonuç itibariyle gözaltına alındı, tutuklandı. Böyle bir tuhaf, garabet bir süreç yaşandı. Şimdi mesela Eren Yıldırım, ne oldu o dava? Siz de Adana'ya gittiniz komisyon evet. başkanı olarak parti adına. Evet. Ne oldu orada? Bir gelişme var mı? Var. Bugün bir gelişme var. Önce isterseniz olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şimdi doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bizim Yüreğir ilçe gençlik kolu başkanımıza hedef alan bir konuşma yaptı. Evet. Şimdi normal koşullar altında siyasetçiler muhataplarıyla konuşurlar. Doğrusu da budur. Yani siyasetçi siyasetçiyle konuşur ve konuşurken de kendi muhatabı kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Onunla konuşur. Bir genel başkan yardımcısına, il başkanına konuşmaz. Karşılıklılık esası. Tabii. Bir gençlik kolu, ilçe gençlik kolu başkanını muhatap olarak hiç konuşmaz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şöyle bir yalpalama var. Kendilerine bir hedef seçiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisinin içinde bir kişi. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bir kişi. Onu hedef seçiyorlar. Ona yönelttikleri iddialar, suçlamaları da tüm Cumhuriyet Halk Partililere yayarak buradan bir sonuç almaya çalışıyorlar. Bir başkan, bir partinin genel başkanı, iktidardaki bir partinin genel başkanı, bir ilçe gençlik kolu başkanını muhatap alıp konuşur mu? Yani bu siyasette karşılıklılıkta nereye düşer? Hiçbir yere düşmez. Hiçbir yere düşmez. Bunu yaptı. Yaparken de birkaç iddia ortaya koydu. Dedi ki bir güruh saldırdı. O güruhun, güruh dediği tırnak içinde kişileri anne baba ve iki çocuktan oluşan bir aile olduğu ortaya çıktı. Yani Eren Yıldırım kardeşi ve anne babası olduğu ortaya çıktı. Polise kendilerinin gittiği ortaya çıktı. Bizim can güvenliğimiz yok, gelin buraya diye polisi çağırdıkları ortaya çıktı. Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik hedef gözeterek bir saldırı var vurgusu yaptı. Bir önceki gün Van'daki terör saldırısıyla ilişkilendirmeye çalıştı. Aslında işin ana fikri şu. Bizi kriminalize etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partilileri terörle iç içe, yan yana göstermeye çalışan bir çaba var. Bu çaba da yeni değil. 31 Mart'tan önce başlamış olan bir çaba. Oraya da döneriz gerekirse. Eren Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gönüllüsü çıktı. Saldırı var dendi. Evet bir saldırı var ama aileye yönelik olarak bir saldırı var. Hiç kimse silahtan bahsetmedi. Görüntüler Eren'in ifadesinde var. Ailenin ifadesinde var. Görüntüler ortaya çıkana kadar ne kaymakam, ne vali, ne AKP'li Adana'daki siyasetçiler ne de Erdoğan bir silah çekmeden bahsetmedi. Şimdi iddianame ortada. Silah çekildiği sabit. Görüntüler var ortada. Görüntüler sabit. Evet. Anne bağırıyor. Sen halka silah mı çekiyorsun diyor. Karşısındaki kişi kendisinin kaymakam koruması olduğunu söylemeden yapıyor bunu. Ben kaymakamım diyor. Şimdi Eren o ilçenin gençlik kolları başkanı. Kaymakamı simayen tanıyor. O kişinin kaymakam olmadığını biliyor. Şimdi sizin karşınızda birisi ben polisim diyorsa ve siz onun polis olmadığını biliyorsanız şüphe katsayısı artıyor. Acaba bize karşı doğal bir olarak hedef gözetme mi var diye bakıyorsunuz. Şimdi bütün bunlar gerçekleşiyor. Eren salıveriliyor. Tutuksuz yargılama kararı veriliyor. Sonra Tayyip Erdoğan çıkıyor. Talimat niteliğindeki o konuşmasını yapıyor. Ondan sonra Eren tekrardan tutuklu yargılanmak üzere tutuklanıyor. Yakalama kararı çıkıyor. Sonra arkadaşlarımız itiraz ediyor. Tutuksuz yargılanması doğrudur diyen hakim, aynı hakim, 12 gün sonra tutuklu yargılanması gerekir diye karar veriyor.
Şimdi biz bütün bu süreç boyunca şunu söyledik. Dedik ki anlıyoruz biz. Aynı hakim. Anlıyoruz biz sizin kaygınızı. Anlıyoruz burada gündem değiştirmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'nin gerçek gündemden koptunuz. İnsanlara bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorsunuz. Peki Halep oradaysa arşın burada. Bu olay nerede olmuş? Ben ailenin evinde gördüm. Ailenin evine 150 metre falan mesafede kaymakamlık. Zaten yürüyüşe çıkmışlar. Tabii yani yürüyüş mesafesi demek bile şey hani uzak bir yani. Şey gibi evet. Gösterir. Yani 150 metre falan bir mesafe. Bütün olay kaymakamlığın önünde oluyor. Dedik ki madem kaymakamlığın önünde oluyor açıklayın MOBESE kameralarını, kayıtlarını. Tamam. Evet. Açıklayın. Kim kime saldırmış? Bizim söylediğimiz mi doğru? Eren'in ifadesi mi doğru? Yoksa kaymakam korumasının söyledikleri mi doğru? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri mi doğru? Ortaya çıksın. Şimdi o görüntüler açıklanmayacak dedim ben. İlk gün basın toplantısı yaparken dedik ki bu görüntüler açıklanmaz. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iddialarının lehine görüntüler olmazsa bu görüntüler bulunamaz. Şimdi iddianame var. İddianamede o görüntülerle ilgili ve o zamandan beri ısrarla söylüyoruz. O görüntüleri açıklayın. Gerçekler ortaya çıksın. Bu çocuk bayramda niye hapiste yatsın? Bizim genç kolu başkanımız bir edebiyat öğretmeni. Atanmayı bekleyen bir edebiyat öğretmeni. Yüksek lisans yapıyor. Tertemiz bir çocuk. Niye ailesinden koparılsın, dışarıda olmasın? Olay anını gösterir ayrıntılı kamera görüntülerin temini ve çözümü yeniden istenmiş. Temin edilen görüntüler çözümlenmiş ancak olay anını göstermediği anlaşılmıştır. Nasıl yani? MOBESE? Şimdi eğer MOBESE kameraları kaymakamlığın önünü göstermiyorsa burada da başka bir skandal var. Nereyi gösteriyor? Kuşları mı izliyorlar? Kaymakamlığın önünü, oraya kimin girip çıktığını, girip çıkanlar arasında bir tartışma vesaire olup olmadığını görmeyecekse o MOBESE kamerası nereyi görecek? Eğer öyleyse güvenlik zafiyeti var. Aynen öyle. Şimdi bu görüntüler çıkmayacak. Bunu biz söylüyorduk. Şimdi de tescil edilmiş oldu. Bu görüntüler çıkmayacak. Neden? Bu görüntüler çıktığında kimi kime saldırıldığı görünecek çünkü. Onun için buradan kaçacaklar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bu çok açık. Kaymakam koruması ile ilgili suç duyurusunda bulundu arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde kaymakamla ilgili suç duyurusunda bulunulacak. İsmail Bey şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Hani dedik ya siyasete karşılıklılık vardır. Evet. Benim muhatabım kim? Benim muhatabım vali kaymakam değil. Siyasi muhatabım o bölgede iktidar partisinin milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları. Adana'da bizim il başkanımız bir açıklama yapıyor, cevap kaymakamdan geliyor. Ben bir açıklama yapıyorum, cevap validen geliyor. Ben Adana'da olduğum gün bir günde kaymakam iki açıklama yaptı. Şimdi parti devleti dediğimiz zaman haksız mıyız? Yani kaymakam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanının altında görev gören bir kişiye dönüşmüş. Vali onun talimatlarından çıkmayan bir kişiye dönüşmüş. Şimdi yargı talimat alıyor derken haksız mıyız? Yani bu ülkede adalet kalmadı. Yargı doğrudan iktidarın talimatlarıyla hareket ediyor derken haksız mıyız? Şimdi ortada bunu doğrulayan bir sürü şey var. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Herkesin kafasına kazındı. Tayyip Erdoğan çıkıp Trump'a ver papazı al papazı dedi mi? Dedi. Ne demek bu? Ver papazı al papazı. Yani sende bir papaz var. Sen onu bana gönderirsen bendekini ben hallederim sen merak etme. Bendeki dediği nerede? Hapishanede. Kim attı onu hapishaneye? Yargı. Bağımsız yargı diyorlar ya. Evet. Peki sen bağımsız yargıya nasıl şeyde bulunuyorsun? Etkide bulunuyorsun. Hatırlayın Deniz Yücel. Ama sonuçta öbür papaz orada kaldı. Bizdeki papaz gitti. Oradaki papaz orada tabii, kaldı tabii. Ama yani. Tabii. Yani papaz sen vermesen de ben seninkini veririm. Sorun yok. Evet. Yeter ki oraya sorunlarımızı konuşarak çözelime geldi mesela. Deniz Yücel. Evet. Duruşması görülürken özel uçak geldi kapıda bekliyor. Duruşmanın sonucunun ne olacağı belli değil ama uçak kapıda. Sonra salıverildi. İyi ki de salıverildi. Ama uçak aldı Almanya'ya götürdü. Şimdi bunlar içeride bizim gibi bakan, düşünen, Türkiye Cumhuriyetleri vatandaşı olan ve Türkiye'nin daha doğru düzgün ehil ellerde yönetilmesini isteyen insanlar tarafından görülüyor. Sadece bizim tarafımızdan görülmüyor. Tüm dünyadan da görülüyor. Hani bazen diyorlar ya bu işleri içeride konuşmak lazım. Kardeşim internet çağındayız. Şu anda bizim yapmış olduğumuz yayın Amerika'dan izlenebiliyor mu? İzleniyor. İnternet yayını üzerinden. Ya da dünyanın başka bir yerinde Afrika'dan izleniyor mu? İzleniyor. Peki şu anda yapmış olduğumuz yayını Türkçe yapmış olmamızın dışında eğer izleyenler başka bir dil biliyorlarsa ya da Türkçe konuşmuyorlarsa
Anlamalarına engel ne var? Ya da bunu dinlemelerine, bunu izlemelerine engel ne var? Şimdi dünya böyle bir noktada. Şimdi kalkıp da bu konuları Türkiye'nin içinde konuşalım, dışında konuşalım, eksik konuşalım, muhalefet şunu yapsın, bunu yapsın. Bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görevi de haddi de değildir muhalefetin ne yapacağına karar vermek. Muhalefet kendi kararını... Bu iş muhalefeti dizayna gider zaten. Tabii. Bu da demokrasinin hiçbir yerine sokamayacağınız bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacağına kendisi karar verir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin çıkarları çerçevesi içinde, bu ülkenin vatandaşlarının çıkarları çerçevesi içinde ne yapacağına karar verir. Şimdiye kadar hep onu yapmıştır. Şimdi böyle bir şey yürüyecek. Şimdi hatırlayın, ben dönüp dolaşıp 31 Mart'a geliyorum. 31 Mart bizim bu son 20 yılımız içinde önemli bir kırılma noktası. 31 Mart'tan önce bizim seçmenimiz gidip de adaylarımızı açıkladıktan sonra kampanya esnasında il başkanımız, ilçe başkanımız, partililerimiz, bizler, arkadaşlar biz bu seçimi kazanacağız. Adayımız bu arkadaşımız, bu arkadaşımız da bu görevi dört dörtlük yapacak bir arkadaş. Onunla oyunuzu verin dediğinde başkanım biz oy vereceğiz ama bunlar bu seçimi bize vermezler diye düşünüyordu. Şimdi bakın böyle bir korku iklimi yaratılmıştı. 31 Mart'ta o korku iklimi kırıldı. 23 Haziran'da korku falan kalmadı. Hepsi kırıldı attı. 23 Haziran seçimlerinde beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi o gece saat 12-1 civarında ta üniversite yıllarında beraber okuduğumuz bir arkadaşım bana mesaj atıyor. Diyor ki Oğuz ben yurt dışına yerleşmeyi düşünüyordum. Bütün bu şeyden dolayı, sıkıntıdan, korkudan dolayı. Bu sonuçtan sonra ben artık Türkiye'de kalmaya karar verdim diyor. Ben onun yurt dışına yerleşmek istediğinden haberdar değildim. Ya bu çok güzel mesaj. O gecenin mesajı olmuş mu? Evet yani beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi oldu. Düşünsenize 25 sene sonra İstanbul'u kazanmışız. Ama size doğrudan dokunan mesajlardan bir tanesi buydu. Şimdi insanlar kendi ülkesine karşı duygudaşlığı, aidiyeti, bağlanma duygusu daha da arttı. Demokrasi böyle bir şeye yol açıyor. Böyle bir sonuca yol açıyor. Bu herkes için geçerli. Sandıktan kim çıktıysa kabul edeceksin. Bu ülkede insanlar iktidarların sandıkta değişebileceğini bilecekler. Şimdiye kadar biliyorlardı. Neden bir kesintiye, yani zihinsel olarak umut anlamında bir kesintiye uğrama durumu söz konusu oldu? Bu korku nereden yayıldı? Şimdi bunları ortadan kaldıracak işler yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ama karşımızda bir mekanizma var. O mekanizma ısrarla bizi terörize etmeye çalışan bir mekanizma. Bakın 31 Mart seçimlerinden önce Zillet İttifakı dediler. Ağızlara yakışmayacak laflar. Zillet İttifakı dediler. Bunlar teröristlerle işbirliği yapıyorlar dediler. Mansur Yavaş seçimleri kazanırsa su faturalarını teröristler dağıtacak dediler. Dediler bunların hepsini. Dediler tabii. Şimdi bunu diyen insanlar koca koca adamlar ve utanmadan hala insanların yüzüne çıkabiliyorlar. Bu seçim bir beka meselesi dediler. Evet. Maazallah Cumhuriyet Halk Partili adaylar kazanırsa ülke uçurumun kenarında düşecek dediler. Ne oldu? Sonraki İstanbul seçimi için çaldılar dediler. Binali Yıldırım bizzat kendi ağzından söyledi. Evet. Yüksek Seçim Kurulu bir karar yayınladı ama vatandaş Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınlamış olduğu kararın detaylarına bakmaz. Karşısında aday olmuş olan siyasetçi, önemli bir şahıs, onun ağzından çıkana bakar. Ne dediler? Çaldılar. Şimdi sormak lazım Sayın Binali Yıldırım. Kim çalmış? Büyükçekmece'de tek tek kapıları çaldınız. İnsanları rahatsız ettiniz. Sandık kurulu da görevli yapan insanları topladınız. Onları ikna etmeye çalıştınız. Ortada bir şey yok ama her şey olmuş olabilir gibi. Tam cümleyi kuramadığım, anlamakta zorluk çektiğim, zeka ürünü olduğunu düşündükleri kişileri göreve getirdiler. Onlar üzerinden bir kampanya yaptılar. Şimdi bunların hepsi Osman Öcalan'ı buldular ya. Daha ne olsun? Devletin bulamadığı kırmızı bültenin aradan Osman Öcalan'ı TRT muhabiri buldu. Mikrofon uzattı. Çok önemli bir şahıs olduğu için, tırnak içinde, ona görüşlerini sordu İstanbul seçimi için. 3 gün sonraki İstanbul seçimini etkileme çabasına girdiler Osman Öcalan üzerinden. Şimdi bütün bunları yaptılar mı? Yaptılar. Biz bunları unuttuk mu? Abdullah Öcalan'ın da mektubunu okuttular. Aynen. Peki, bunları yapan iktidar, İzmir'de Diyanete bağlı, merkezi sisteme bağlı camilerden marş çalınması gibi edepsiz bir provokasyon yapanın peşine düşmez. Düşmez tabii ki. Ne olur? Oradaki siyasetçiler üzerinden bunu Cumhuriyet Halk Partililer yapmıştır gibi belden aşağı hakaret olarak kabul edeceğimiz söylemlere girer. Ya da bizim Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımızı muhatap alarak sırf onun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratabilelim diye
bir çabanın içine girer ya da Cumhuriyet Halk Partili bazı arkadaşlarımızın, üyelerimizin üzerlerine gitmeye çalışır. Şimdi bütün bu resme bakınca gelelim Sayın Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanımızın söylediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni tahrik etmek istiyorlar, sokağa çekmek istiyorlar cümlesine. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Açıkça yapılmaya çalışan şey bu. Cumhuriyet Halk Partilerinin damarına basalım. Sinir uçlarına basalım. Cumhuriyet Halk Partileri yeter artık böyle bir şey, yeter artık desinler. Ve işte kendilerini, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni haklı gösterebilecek, kendi yaptıkları baskıyı, zulmü, Ethem Sarısülük'ün anmasına yapılan müdahaleyi meşru göstermeye çalışacak bir siyasi organizasyon kurabilmelerine izin verecek bir davranış şekline girsinler. Biz soğukkanlıyız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gittiğini görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gidişini hızlandıracak, vatandaşımızın çıkarlarına, ülkemizin çıkarlarına bir siyaseti bu ülkede egemen kılacağız. Türkiye normalleşecek. Biz normalleşmesini istiyoruz. Onlar kutuplaşmak istiyor. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Onlar ısrarla bizimle kavga etmek istiyor. Bizim kavgadan yana niyetimiz yok. Biz Türkiye'nin bizim belediyeleri eliyle daha iyi yönetilebileceğini şu son 1-1,5 yıl içinde tüm vatandaşı ispatladık. Cumhuriyet Halk Partisi eliyle Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceğini de ilk seçimde vatandaşımızdan almış olduğumuz oyla tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Şimdi bu arada bir 10-15 dakikamız falan kaldı. Konuşacağımız şeyler de var. Yani sıkıştırmaya çalışacağız belki. Şimdi Eren Yıldırım'la ilgili son bugün bir gelişme bekleniyordu. Arkadaşlarımız tutukluluğuna itiraz ettiler. Hı hı. Ama hakim gelmemiş, izinli de değil. Dolayısıyla arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde tekrardan şey yapacaklar. Aynı hakim mi? Aynı. Yani önce serbest bırakan? Yok, o değil. O değil mi? Ha, bu başka bir hakim. Evet, yani bu hakimin oraya gelmemesi, yani duruşmaya katılmaması bir 15-20 günde attı herhalde. Herhalde 15 Haziran sonrasına. Evet, yani. Peki, şimdi kopyala yapıştır skandal. Gazetecilerin iddianamesi de sarayın yanıtları da baştan sağma diyorum. MİT mensubunu ifşa iddiasıyla tutuklanan yazarımız Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazeteciler hakkındaki iddianamenin büyük bir kısmını Yargıtay'ın MİT tırları davasına ilişkin Enis Berberoğlu kararından alıntı oluşturuyor. Avukat Celal Ülgen, her şey bu kadar mı benzer? FETÖ yargısına hukuksuzluk, dejavusu yaşıyoruz diyor. Cumhuriyet Gazetesi Varan 2 diye vermiş manşet altı. Manşeti de oldukça ilginç. Zindaşti trafiği diyor değerli izleyenler. Uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamını rüşvet karşılığı tahliye ettiği ileri sürülen hakim Cevdet Özcan'ın dava dosyasında dikkat çeken bir bilirkişi raporu girdi. Rapora göre tek gelir kaynağı maaşı olan Özcan'ın Zindaşti'nin bırakıldığı dönemi de kapsayan 1 Ocak 2018 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında hesabına 966.670 lira yatırılmış. Adaletimizin geldiği yer burada. Bu arada değerli izleyenler, onu da şimdi konuşacağız. Sözcü Gazetesi'ne de bir haber var. Kumpas mağduru Mustafa Önsel, hepiniz bilirsiniz, tanırsınız. FETÖ'nün hedefindeki 40 general emekli edildi diye vermiş röportajı Can Özçelik'in haberi. Önsel son kitabında 15 Temmuz'dan sonra bile vatansever subayların tasfiye edildiğini belirtiyor. Emekli kurmay albay Mustafa Önsel'in tespiti. Darbe girişiminin yaşandığı 2016'dan sonraki 3 yaşta 2017, 2018, 2019 tuhaf işler oldu. FETÖ'nün hedefinde 58 general vardı. Son 3 yıldaki yaşlarda 40'tan fazlası emekli edildi diyor. FETÖ'nün hedefindeki generallerin son 3 yaşta emekli edildiğinin altını çiziyor. Şimdi buradan da geçiyoruz FETÖ ile ilgili mücadeleye. Şimdi bakıyorsunuz bir FETÖ ile mücadele devam ediyor ama öbür tarafta biz söylemiyoruz bunu. FETÖ bursası kurulduğu ifade ediliyor. Bunu söyleyenler de İktidar Partisi'ne mensup kişiler. Öbür tarafta baktığınızda anlaşılanlı FETÖ ile ilişkisi ya da iltisakı olduğu düşünülen, geçmişte bununla ilgili ortada birçok kanıtı, fotoğrafları olan insanlar bugün etkili ve yetkili makamdalar. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz işte Bankasya'ya sırf kirasını yatırdı diye ya da çocuğun okul taksini yatırdı diye insanlar ya KHK'lı oldular, atıldılar ya da cezaevlerine gönderildiler. Şimdi bu FETÖ ile mücadeleyi ben anlamadım. Yani bu süreç içinde anlamadım. Ne yapılıyor? Nasıl bir mücadele yürüyor?
bizleri aydınlatırsanız elinizdeki bilgiler ışığında sevinirim. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Şimdi FETÖ'yle mücadelede de başka konularda da iktidara sorduğunuz zaman çok haklı, açıklanması gereken, kendi içinde çelişik bir sürü durum yaşanıyor. Bu konuları iktidara sorduğunuz zaman iktidarın genel tavrı şu, duymazdan geliyor. Siz ne söylerseniz söyleyin, iktidar kanadından herhangi birisi çıkıp bir şey söylemiyor. Ölü taklidi yapıyor. Evet, deve koşuyor, ölü taklidi nasıl derseniz. Hatırlayın, şimdi bu FETÖ borsası lafını kim etti? Şamil Tayyar etti. Şamil Tayyar. Şamil Tayyar kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekili. Hala partide tabii. Partinin üyesi ve görevleri var. Kimse dönüp sormadı ona. Şamil, bu laf nereden çıktı kardeşim? FETÖ borsası ne demek? Biz ciddi bir mücadele yürütüyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı olarak. Sen bunu nereden duydun demedi. Şimdi Fettah Tamince elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Kendisi hiçbir şekilde bir soruşturmanın konusu olduğu hepsinden beraat etti. İlişkileri biliniyor. Tayyip Erdoğan da biliyor. Herkes biliyor. Ama herhangi bir şekilde bir şeyle karşılaşmıyor. Peki kim karşılaşıyor? İşte Zaman Gazetesi almış, abonesi olmuş. Abonesi olmuş. Bankasıya para yatırmış. Kredi istemiş, birisi vermiş. Suçludur, suçsuzdur ayrı bir mesele. Ama eğer tek gerçeklik buysa, tek gerekçe buysa, bunun üzerinden siz insanları mahkum etmeye kalktığınızda iş cadavına döner. İşin başını çeken, işin elebaşı olan insanları, işte en son Mehmet Dişli meselesi. Evet, Davutoğlu'nun gündeme getirdiği. Karargâhta. MİT raporu var. Diyor ki bu kişiyi emekledin. Davutoğlu gündeme getirdi. Emekledilmiyor. Emekledilmediği gibi karargâhtaki görev de devam ediyor. Sonra ortaya çıkıyor ki bu süreçte 15 Temmuz darbe sürecinde, o hain darbe sürecinde işin önemli pozisyonlarından bir tanesinde. Hala hapiste. Şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Bunları duymazdan geliyorlar. Bakın Mehmet Dişli'yle ilgili iktidar kanadından bir açıklama var mı? Yok. Hayır, yok. S-400'ler kurulacaktı Nisan sonunda. Korona nedeniyle ertelediler. Evet. Yani açıklama böyle geldi. Dün itibariyle otobüslere binmek serbest. Tabii. Uçaklara binmek serbest. Tabii. Korona nedeniyle ertelenen S-400 aktivasyonu yasak. Evet, öyle. Buyursunlar. Biz soruyoruz sadece. Yorum falan yok. S-400'leri Nisan sonunda aktive edeceğiz diye bas bas bağırdınız. Araya kabul ediyoruz sizin argümanınızı, söylediğiniz şeyi. Dün itibariyle normalleşme oldu. Değil ama peki kabul edilir. Varsayalım öyle. Dün itibariyle normalleşme oldu. S-400'ler aktive edildi mi? Soruyoruz. İki bakan arasında rakamla telaffuz edilerek 500 bin liralık bir rüşvet meselesi var diye telekonferansta Antalya Serik Belediyesi'nde bir rüşvet olayı olduğu ortaya çıktı. Evet. Konuşuldu. Belediye başkanı gitti bununla ilgili açıklama yaptı daha sonra. Evet. Ne oldu? İktidar kanadından kim konuştu? Kimse konuşmadı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İktidar şunu yapmaya çalışıyor. Burada bir sorunumuz var. Ama çıkıp ne söyleyeyim? Dolayısıyla belki söylemezsem, konuşma yasağı koyarsam, şimdi buna konuşma yasağı konulmasına gerekli bir şey var mı? Yok. Deve kuşu siyaseti. Az önce söylediğiniz şehir hastaneleri, otoyollar, havaalanları, bunlara ödenen rakamlar. Ticari sır. Kiraları. Ticari sır. Ticari sır olmasını gerektirecek ne var? Hiçbir şey yok. Ticari sır dediğiniz şey bir şirketin kendi rekabet gücünü, sektöründeki rekabet gücünü engelleyebilecek ya da onu afişe ederek başkalarının o bilgiye erişip onu sıkıntıya sokabileceği şeyler olur. Şimdi şehir hastanesi devletin değil mi? Devlet. Devletin bütçesinden ne kadar para çıktı, ne kadar kira ödeniyor, bu neresi sır olur? Sayıştay bunları niye denetlemez? Denetleyemez. Ya da denetleyemez. Şimdi böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. İstedikleri zaman üstünü örtüyorlar. Hatırlarsanız bu gazetecilerle ilgili balyoz davaları sırasında, onun dışında toplumda infial yaratan, toplum vicdanını yaralayan davalarda da hemen davaya şey yapıyorlardı. Ulaşmanızı engelliyorlardı. İddianameye ulaşmanızı engelliyorlardı. Yasak koyuyorlardı. Yasak koyuyorlardı. Gizli kararı verip yasak koyuyorlardı. Şimdi insanların bunu bilmesinde ne gibi bir sakınca var? En son yasak şeye geldi. Esenler biraz önce söyledi. Esenler Belediye Başkanı cami satmış. Evet.
hazineye olan borcundan dolayı o habere erişim yasağı getirildi. Evet. O habere erişim yasağı getirildi. Fahrettin Altun'un kiralamış olduğu arsayla ilgili Cumhuriyet Gazetesi haber yaptı. Erişim yasağı geldi. Erişim yasağına haber yaptılar. Başka bir gazete erişim yasağına haber yaptı. Ona da yasak. Şimdi böyle bir şey olmaz. Haber yasanları da terör soruşturması açtılar. Onlara terör soruşturması açtılar. Gazetenin birinci sayfasından neredeyse manşetten tekzip yayınlattılar. Üç tane. Bizimle ilgili, Sayın Genel Başkanımızla ilgili, Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerle ilgili. Ondan dolayı da iki grup başkan vekilimize fezleke geldi dün. Evet. Engin Özkoç'la Özgür Özel'e. Şimdi Fahrettin Altun kimdir? Kamu görevlisi. Bir ünlü Türk büyüğü mü? Bir önemli bir siyasetçi mi? Bir seçime girmiş, halktan yetki almış bir şahıs mı? Cumhurbaşkanlığı eliyle göreve getirmiş bir bürokrat. Nedir bu arkadaşı bu kadar kıymetli yapan şey? Yani sen Kanlıca'da 258 liraya bir arazi, kirası 258 lira bir arazi kiralarken utanmıyorsun. İhalenin hangi gün yapılacağı belli, hangi saat yapılacağı belli değil. Yani o ihaleye girebilmek marifet ister. Düşünsenize hangi saatte olacağı belli olmayan bir ihaleye gireceksiniz. Girme çabası içinde olacaksınız. Onun saatini sadece Fahrettin Altun biliyor. 258 liraya kiralıyor. Bu arada kiralamadan önce de o bütün müştemilatı yapmış zaten. Yapmış, ondan sonra kiralıyor. İş ortaya çıkınca kiralama yoluna gidiyor. İş ortaya çıkmasa kiralama yoluna da gitmeyecek. Çökmüş zaten. Şimdi böyle bir düzen olur mu? Hani biz işimize gelince şunu söylüyoruz. Biz derken Adalet ve Kalkınma Partililer söylüyor. Biz söylemiyoruz. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Evet, doğru. Evet. Bu ülke Fatihleri çıkardı. Doğru. Bu ülke Atatürk'ü çıkardı. Doğru. Bu ülke çok önemli devlet insanları çıkardı. Bizim tarihimiz 1923'te genç cumhuriyetle başlamadı. Ondan önce de gelen binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Peki bu binlerce yıllık devlet geleneğinde bu önemli şahsiyetler, büyük önderler ülkeyi böyle mi yönettiler? Binlerce yıllık devlet geleneğimize gurur duyalım. Peki biraz dönüp onlar nasıl yönetmiş diye bakalım. Atatürk'ten biraz örnek alsınlar. Onlar Atatürk'le mesafe koyarlar. Onlar örnek almayabilirler. Fatih Sultan Mehmet'ten örnek alsınlar. Kimden alıyorlarsa alsınlar. Kıyamet gibi bir padişah var orada zaten. Herhangi bir önemli devlet yönetiminde başarılı olmuş tarihimizden önemli bir figürden örnek alsınlar. Devlet böyle yönetilmez. Evet. Böyle sadece ülkeyi arıştırmış olursunuz. Şimdi son 3 dakikamız. Şimdi bakın, Sabah gazetesi ya da Hürriyet gazetesi. Konut, taşıt, tüketici, tatil kredisinde tarihi fırsat. Ben göstereyim. Arkadaşlarımız aslında ekrana verecekler ama vakit hızlı aksın diye değerlendirelim diye ben göstereceğim. Tarihi fırsat, Hürriyet gazetesi. Ondan sonra işte Türkiye gazetesi, herkes için süper paket. Karar gazetesi farklı pencereden görmüş. Önce normalleş, doğru penceresi. Önce normalleş, sonra ödersin. Ondan sonra Yeni Şafak ne demiş? Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata evren dörtlü destek paketi. Sabah gazetesi dörtlük fırsat paketi falan. Şimdi bunları bütün baktığınızda bir paket çıkıyor ortaya. Ve bu paket doğrudan kredilere ve kredilerin ödenmesini de 6 aylık ötelemesiyle daha sonraki sürece yayılmasını öngören bir. Yani diyor ki vatandaşa bu hükümet, borçlan ey kardeş. Ben sana para vereceğim, sonrasına bakarız. Böyle bir ekonomik model var mı? Şöyle, günlük hayat normalleşmeden finansal piyasalardan para pompalamaya başladılar. Toplumun herkesi. Kamu bankaları eliyle. Daha önce de dolar 7 lirayı geçmesin diye kamu bankaları eliyle Merkez Bankası'nın kaynaklarını piyasaya dolar satışı olarak yaptılar. Şimdi bir süreden beri finansal piyasalarda öyle şeyler yapıyorlar ki aslında kısa vadede bir fayda sağlarmış gibi görünse de uzun vadede ağır bir tahribat yaratacağını söylüyor ekonomistler. Şimdi burada yapmaya çalıştıkları şey piyasada tüketimin artmasını sağlamak. Bizim vatandaşımız buraya harcama yaparken bu harcamayı yapabilecek olan kişiler kimler? Cebinde bir miktar parası olup da geri kalanını borçlanabilecek olanlar. Yani geleceğe dair borçlandıracaklar. İşte bir konut alacaksınız, %10 peşinat ödüyorsunuz. Geri kalanını bir yıl geri ödemesiz, bu paketin içinde var, 15 yıl vadeye yayıyorsunuz.
Bunu bir kenara tutalım. Peki cebinde hiç para olmayan, yarın ne yiyeceğini bilmeyen, çalışmak zorunda olan ve işinden atılan vatandaşı ne yapacaksınız? Yüz binlerce insanımız işinden atılmış durumda. Ya da iş yeri kapanmış durumda. İş yerleri var. Aslında fiilen batmış ama şey üzerinde yürütülüyor. Kağıt üzerinde. Kağıt biliyor. Üzerinde var görünüyor. Şimdi bunları nasıl yürüteceksiniz? Bu şirketleri nasıl tekrardan faaliyete geçireceksiniz? Pansuman tedbirlerle uğraşıyorlar. Türkiye'nin gerçek meseleleriyle uğraşmanın ötesinde kendi gündemleriyle uğraşıyorlar. Şu anda yapmaya çalıştıkları şey inşaat piyasasını tekrardan canlandırmak. Yani varsa yoksa inşaat. Şimdi insanları turizm kredisi verecekler. Tatile evet. Gönderecekler. O paketin içinde var. 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 Siz devam edin ben. Onu, peki onu bu vermiş olduğunuz krediyle insanlar tatile gittiklerinde pandemi sürecinde, salgın sürecinde gerekli tedbirler alındı mı? Bunun bir tekrardan hastalığın yayılmasını neden olmayacağını nereden biliyoruz? Bununla ilgili insanların şüpheleri var. Bu şüpheler ortadan kaldırıldı mı? Şimdi birçok şey yarım yamalak ve bir arada yapılıyor. Umarız bilim kurulu bunlara onay vermiştir. Ve onun üzerinden yapıyorlardır. Ama şimdiye kadarki müktesebatlarına bakarsak, şimdiye kadarki geçmişlerine bakarsak, bilim kurulu işlerine geldiği zaman bilim kurulunu önemseyen, işlerine gelmediği zaman biz istedik oldu diyen bir anlayışla yönetiyorlar ki benim gördüğüm kadarıyla bu süreç bundan sonra da böyle gidecek. Şimdi bana şeyi de hatırlattı bu. İlk gün hatırlayacaksınız bir önlem paketi bu koronayla ilgili. Alakasız işte konut kredileri falan filan. Neyse ondan sonra açıklanan kredilerde de öyle kredi şartları getirdiler ki esnafa dönük. Yani o şartları yerine getiren esnaf zaten o kredi ihtiyaç duymuyordur. Şimdi burada da şartlara bakıyorsunuz. İşte 60 ay vade, ilk 6 ay ödemesiz, işte 10 bin liralık kredisi, tüketici kredisi diyor, aylık 150 bin lira ödeme. 50 bin liralık kredi tutarı araç, işte o da 6 ay ödemesiz, 60 ay vade, aylık ödemesi 1253 lira falan. Şimdi her gelene kredi vermeyecekler. Şimdi onu bilmiyoruz yani. Böyle gidip banka kapısına dayanınca ben geldim diye adamı kredi vermiyorlar zaten. Şartlar ne? Hangi şartlarda? Şimdi bunun PR'ını yapmak güzel. Böyle anlaşanlı bütün gazetelerde manşet yaptırırsın. Paket açmayı seviyorlar ya. Evet. Paket güzel. Tamam. Eyvallah da. Bundan bu vatandaşın yüzde kaçı faydalanacak? Önemli olan bu. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz zaten. Bu arada süremizi 2 dakika kadar aştık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Söyleyecek bir sözünüz var mı? Son söz, son mesaj. Onu alabilirim bu arada. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu ülkede Türkiye'yi normalleştirecek yeni bir iktidar imkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapabilecek durumda. Bizim ülkemiz güçlü bir ülke. Çok ağır koşullar altındayız, kabul. Çok büyük sorunlarımız var, kabul. Ama Türkiye hızlı bir şekilde normal, ehil insanlarıyla yönetilen bir Türkiye'ye dönüşebilir. Onun için hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. O arkadaşım dediği gibi Türkiye'yi terk etmeyi falan düşünmesinler. Bu ülkede kalsınlar. Ülkeye sahip çıksınlar, demokrasiye sahip çıksınlar. Bu kadar net ve bu kadar açık. Bu arada son haberimizi Amerika'dan verelim. Başkan Trump demişti ki orduyu göreve çağırıyorum. Yani eğer önlemler alınmazsa ordu göreve gelecek. Pentagon rahatsızlığını ifade etmiş değerli izleyenler bu sözlere. CNN'e konuşan bir yetkili, askeri savunma bakanından bir yetkili, bu açıklamadan dolayı çok derin bir rahatsızlık var. Evet, Amerikan ordusunda rahatsızlık varmış. Trump'ın orduyu göreve çağırma, yani sokaklara hakim olma noktasındaki açıklamasından kaynaklı. Evet, bizden bugünlük bu kadar değerli izleyenler. Yarın saat 11'de tekrar burada olacağız ve ülkenin gerçeklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Değerli konuğuma teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gerek yorumlarınızla gerek sorularınızla programa katkıda bulundunuz. Teşekkürler. Evet, dediğim gibi yarın saat 11'de bir başka konukla burada olacağım ve ülkenin gerçeklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ne diyoruz? Korkularınıza teslim olmayın. Korkulara esir olmayın değerli izleyenler. Ve